Merhaba abi arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Shimano Sedona. Model olarak C2000 S modeli. Bu makinenin beraber bakımını yapacağız. Yine kendi bilgim dahilinde teknik özelliklerini sizlere aktarmaya çalışacağım. 2000 S modeli dedik. S bilenler bilir. Gerçi bunun hakkında da çok soru geliyor buna. Bir video yapmak istiyorum ama fırsat bulamıyorum. S ibaresi sığ kafa olduğunu belirtir hobidaşlarım. Bu harflerin, ibarelerin hakkında çok soru geliyor. İnşallah fırsat bulduğum zaman ilk fırsatta sizlere bunların açıklamalarını yapacağım. Şöyle ipimiz ne yazık ki dolanmış. Buraya bantlamış hobidaşımız ama bu bantta silikon bantlardan şu ipi düzelteyim istedim ama ne yazık ki kötü olmuş. Neyse düzelteceğiz. Bu ip kötü sarılmış. Şurada birbirinin üstüne gelmiş, boşluk yapmış. Şimdi gördüm, bunu es geçemiyorum. Çünkü bu böyle olmaz. Yani bunu da elimiz değmişken düzeltelim. Bakın buradan çıkmış. İşte bunlar düzgün sarım olmamış. Bakın bol duruyor. Bol durduğu için de üst üste binmiş ip. Atış esnasında bu genelde patlama olayları bu yüzden oluyor. Bunlara lütfen dikkat edin hobidaşlarım. Yani biliyorsunuz sahtelerin fiyatları vesaire her şey arttı. İplerin fiyatları da arttı. Onun için zarar etmenizi istemem. Bu bayağı da açacağız gibime geliyor. Enteresan bir durumda karşı karşıyayız. Oo. Neyse bunu aç aç bitmeyecek. Ne yapalım? Şaşırdım ya. Geldi. Tam vazgeçecektim. Sonra yaparım diyecektim. Karışıklığı düzelttik. Şöyle hemen elimle bir düzelteyim. Ondan sonra sıkı bir şekilde bunu sararım. Hobidaşıma gönderirim. Yani evet şöyle yapalım. Bu bantı da üstüne çekelim. Maalesef. Neden böyle yapmış? Burada aslında klipsi de duruyor ama neyse. İp zarar görmesin diye yapmış herhalde. Hemen biz makinamıza dönelim. Hazır makarayı sökmüşken gördüğünüz gibi içindeki tozu, pisliği, kumu hemen görebiliyoruz. Bayağı ilk bakışta kötü durumda. Hemen şöyle sökelim. 2000'lik LRF makinesi. 2000'likler hobidaşlarım. Drag kuvveti ise 3 kilogram maksimum drag kuvveti var. Gördüğünüz gibi bir tane pull ve bir tane de keçe çıktı. Makaramız bu şekilde. Hemen şöyle bir misine kapasitesini sizlere aktarmaya çalışayım. 0.14 milimden 145 metre 0.16 milimden 105 metre bir kapasitesi varmış. Alüminyum makara. Gördüğünüz gibi zaten şey de çıktı hemen burada. Kavama sesini çıkartan dişlimiz. Evet makaramız bu şekilde. Hemen koluna geçelim. Şu kolunu da sökelim. Geçme şaftır. Sedona'nın bir önceki serisi. Şu anda en son serisi FJ olarak geçer. Bu da bir önceki serisi. Şöyle katlanır. Geçme, şaftı bir kola sahiptir. Yani I topuz olmasına rağmen biraz geniş, kalın bir I topuzu var. Yani ben bu topuzu pek sevmiyorum ama 2000'lik makinelerin hepsinde, 1000'liklerde de bu şekilde geliyor. Bazı 2500'lüklerde T topuz takılıyor. Bazılarında ise yine I topuz takılıyor.
O da model model değişiyor. Şöyle, şimdi bakın burada bir hata yapılmış. Bu çok önemli. Şimdi kendi bakımlarını yapmak isteyen hobidaşlarım işte söküyorlar, bir şekilde bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar. Bakın şu dişli altta olması lazım. Buradaki şimler bunun üstünde olması lazım. Yani yine yanlış bir montaj var. Ya işte kendisi yaptı ya da birisine gönderdi ama yanlış toplanmış yani bu. Bunu da hemen aktarayım. Gözüme çarptı yani. Şimdi hemen şurada bir tane kontra cıvatamızı söktük. Daha sonra hemen rotor somunumuzu da sökelim. Şimdi makinenin özelliklerinde makinamız 3 artı 1'dir arkadaşlarım. Şöyle rotorumuzu da sökelim. Yani aklıma geldikçe anlatmaya çalışıyorum. Bazen de karışıyor. Şurada iki tane de metal şimimiz mevcut. Rotorumuz evet esnemiyor. Gayet güzel. Çok az bir esneme var. O da grafit olduğu için normaldir. Şimdi hemen rotor elimizdeyken misine kılavuzumu da sökeyim. Bunu da size aktarayım. Genelde burayı unutuyorum. Ben videolarımda da söylüyorum. Ama aklıma geldikçe de atlamadan sizlere bunları aktarmaya çalışıyorum. Yüzüğümüz ve içerisindeki plastik burcumuz ve onun içerisinde de bir adet yine metal burcumuz mevcut. Herhalden sonra zaten artık biliyorsunuz beni takip edenler söylüyorum. Herhalden sonra basit bakımını yaptığınız zaman bu misine kılavuzunun işte rotor kulaklarının işte topuzun vesaire bunları zaten anlattım size. Yaptığınız zaman makinalarınız uzun ömürlü olur hobidaşlarım. Misine kılavuzumuzu da söktük. Karşımıza ne çıktı? Süper stoper. Evet. Antriverse. Diğer adıyla. Hemen antriverse'ümüzü de sökelim. Bayağı bir burada da yağ ve toz birbirine girmiş. İnşallah makinede kum yoktur. Makarada biraz çıktı ama inşallah iç tarafında yoktur. Hemen şöyle antriverse'ümüzü de sökelim. Evet. Süper stop. Evet. Birazcık kum var. Hemen elime gelmeye başladı. Bakın bu makineye daha önce sökülmüş. Bakım yapılmış. Normal gres var. Hobidaşlarım. Şurada şöyle inşallah gözüküyordur. Normal gres kullanılmış. Şurada bir evet parça şim dikkatimi çekti. Yani bunun da burada ne yazık ki olmaması gerekiyor. Neyse. Şimdi hemen makinamızın gövdesini açalım. İç organlarını görelim. Bakalım bizlere ne sağlıyor. Sedona. Şimdi söktükten sonra özelliklerini filan anlatacağım. Çünkü araya giriyor, karıştırıyor. Yani anlattıklarımı karıştırıyor. Hobidaşlarım seyrederken de abi diyor bir anda diyor işte ağırlığını söyledim. Bir anda işte dırağını söyledim. Söktüğün parçanın adını söyledin. Karıştı diyor ortalık. Kim o bidaşlarımız? Onun için bu sefer makineye sökerken şöyle ben parçaları filan hani sizlere her seferinde
isimlerini ve görevlerini anlatırken en sonunda ne yapacağım? İşte makinenin özelliklerini falan sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi ana gövdemizi şöyle hemen açtık hobidaşlarım. Bir Rumunumuz hemen karşıladı bizi. Ana dişimiz de hemen önümüzde. Bunu da şöyle alalım diyeceğim ama rulman bırakmıyor. Bir oksitlenme mevcut herhalde. Evet, rulman bırakmıyor. Rulmanla beraber bıraktı. Evet, Sedona'da gördüğünüz gibi Hagen dişli mevcut. Yani ekstra korumalı dişli ana dişlimiz. Hemen şuradaki krank destek milini de alalım. O da burada hazır. Pinyon dişimizi de çıkartalım. Bir rulmanımız da burada. Krangımızı da çıkartalım. Gördüğünüz gibi işte dedim ya normal gres sürülmüş. Böyle nasıl diyeyim? Arap sabunu renginde normal gres. Bir rulmanımız da altta çıktı. Evet hobidaşlarım. Şimdi gördüğünüz gibi bütün parçalarımızı söktük. Şurada da bir tane burcumuz mevcut. Onu da aldık. Şimdi bu burcu çıkartmışken hemen söyleyeyim. Bu burcun yerine rulman montaj edip yani nereye geliyor? Hemen pinyon dişlisini şöyle arkasına geliyor. Buraya rulman montaj edip bu makineye de X-Chip özelliğini yüklemiş oluruz. Tabii onu hobidaşımıza ileteceğiz. Yapalım derse yapacağız. Şimdi mesela burada misine kılavuzu önemli. Şimdi bu misine kılavuzuna bu şekilde ne yazık ki rulman montaj edemiyoruz. Bu setin komple değişmesi gerekiyor. O zaman da maliyet yükseliyor. Maliyet yükseldiği için de pek bunu önermiyorum. Yani Daiwa'larda da mesela bazı modellerde bunu önermiyordum ama çok ısrar edilince onda yani komple seti değiştirmek zorunda kalmıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte kaliteli rulman ve kaliteli metal şimler alınarak tabii biraz fiyat yüksek oluyor o zaman. Ne oluyor? Modifiyesini gerçekleştirebiliyoruz. Ama komple yüzük setini değiştirdiğimiz zaman böyle korunaklı özel böyle contalı setleri var. Onlardan aldığımız zaman daha güzel olur. Ama tabii ki işte bütçe meselesi sürekli daha iyisi daha iyisi olsun dediğimiz zaman fiyat da artıyor maalesef. Evet, şimdi makinamızın teknik özelliklerini de hemen size anlatayım. Makinamız 3 artı 1 dedik. Bakın bir tanesi hemen pinyon dişlisinde. Bir tanesi ana dişlinin solunda. Bir tanesi de ana dişlinin sağında bulunmaktadır. Bu rulman çıkmak istemedi. Neden öyle yaptı? İnşallah oksitlenme yoktur. Evet. Şimdi bir tanesi gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bir de canlı olarak şöyle ana dişinin sağında ve solunda iki. Bir tane de burada. Şimdi dediğim gibi o bir dişimizi isterse bir tane de arkaya montaj edeceğiz. Ne olacak? 4 artı 1 olacak makina. Ve hobidaşımıza bakımını yapıp göndereceğiz. Evet hobidaşlarım şimdi ne dedik? 3 artı 1 dedik. 3 kilogram maksimum drag kuvveti var. Bir turda 66 santim misine toplaması yapıyor makine. 0.14 misinadan 145 metre alıyor dedik. 0.16 misinadan da 105 metre alıyor. Makinenin devir oranı ise 5.0 bölü 1 yani bir turda rotor 5 defa dönmektedir. Toplam ağırlığı ise 215 gram. 2000'lik makinede biraz tabii fazla olmuş oluyor. Ama çoğu hobidaşlarım 10 gram 15 gram benim için fark etmez diyor.
Tabii herkesin kullanım tarzı farklıdır. Herkese saygı duyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bütün parçalarımızı gene söktük. Her zamanki gibi sizlere söylüyorum. Ben bunun parçaların temizliğini yapacağım. Ondan sonra gerekli yerleri gerektiği kadar yağlamasını yapacağım ve makineyi toplayacağım. Hobidaş'ımıza göndereceğim. Bakım esnasında mesela parça gerekmeyen arızaları zaten direktman yapıyorum. Yani parça gerekirse de ne yapıyoruz? Hobidaş'ımıza bunu bilgilendirip ona göre parçasının değişimini sağlıyoruz. Evet, bu videomuzda bu kadar olsun. Ne diyelim, her zamanki gibi, olta suda olan herkese rastgele.